bırakacak. Bunu eklemek isterim ve senin soruna döneyim. AK Parti işte 13'ünde 23. yaş gününü kutluyor ve bu yaş gününde 15 civarında belediye başkanıyla en az 3-4 tane milletvekilinin katılacağı bekleniyor. Ben bugün bir AK Partili yetkiliyle görüştüm ve bana bu bilgiyi kendisi aktardı. Diyeceksin ki hangi belediye başkanları bunlar? Bunlar büyük ölçüde yeniden Refah Partisi'nden seçilip istifa eden ya da zaten daha baştan bağımsız olarak kazanan belediye başkanları olacak. O nedenle katılması beklenen belediye başkanları bu isimler olacak. Milletvekilleri ise bana doğrudan şu parti bu parti denilmedi. Ancak benim kurulan cümlelerden anladığım kadarıyla yakın zaman içerisinde İYİ Parti'den istifa eden çeşitli milletvekillerini biz 13 Ağustos'ta AK Parti'de görebiliriz. Bunlar arasında Ersegun Yücel olabilir, olursa şaşırmam. Bunlar arasında Seyitan İşsiz olabilir, olursa şaşırmam. Belki Bilal Bilici olur, olursa şaşırmam. Sadece İYİ yani Parti'den isimler, bile 3 isim oldu. Yani bu isimler, özellikle bu isimleri görürsem şaşırmayacağım, onu ifade edeyim. Diğer taraftan yani ben özellikle kaynağıma gelecek ya da özellikle Gelecek Partisi'nden de bir katılım olabileceği yönünde çeşitli iddiaların dile getirildiğini hatırlattım ve onlar da var mı diye sordum. Bu 3-4'ü arasında yok ama yani sayı artabilir dedi. Dolayısıyla Gelecek Partisi ile ya da Gelecek Partisi ile aralarında bir görüşmenin olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla AK Parti'de yani bu dalgada değilse bile bir başka dalgada Gelecek Partisi'nden ya da işte belki Deva Partisi'nden bilemiyorum ama geleceği tahmin edebiliyorum. Katılım olabilir. Bu AK Parti için bir yani büyüme denilebilir mi? Ben öyle yorumlamıyorum. Yani atak denilebilir mi? Şu an yani şöyle, AK Parti siyaset yaptığı toplumsal tabakanın en büyük partisi ve iktidar partisi. Dolayısıyla işte yeniden Refah'tan ayrılmış ya da bağımsız seçilmiş belediye başkanlarının ilçesine hizmet götürebilmek adına arkasını devlete dayaması anlaşılır bir nedendir. Hep böyle olur zaten. O nedenle belediye başkanlarının bu geçişini ben yadsımıyorum. Ama yani kalkar Şanlıurfa katılırsa, Yozgat katılırsa o zaman üzerine düşünmeye değer diye kabul ederim. Fakat herhalde ifade ettikleri yani böyle ilçe düzeyinde çeşitli belediyelerdir. Milletvekillerine gelince ben dediğim üzere İYİ Parti'den yakın zamanda istifa eden vekillerin gidebileceği tahminini yürütüyorum. Bunlar da şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü duymuştum bir kısmına hemen katılma denildiğini. O nedenle eski İYİ Partililerin katılma ihtimali yüksek. Peki o takdirde eğer bu gerçekleşirse ne olur? O zaman da bu isimlerin bir kısmı için tabii Meral Akşener'e yakın oldukları ifade ediliyor. Meral Akşener'in acaba bu geçişte bir dahli var mı diye üzerine düşünülür diye bir çıkarsama yapıyorum. Diğer taraftan Gelecek Partililere gelince ben her halükarda orada bir kopuş bekliyorum. Özellikle Selim Temurci'nin, Nedim Yamalı'nın ve İsa Mesih Şahin'in yani Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan ve daha önce AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve Kadıköy ilçe başkanlığını yapmış olan bu isimlerin AK Parti'ye yüzlerini döndüğü kanaatindeyim. Bunu da anlaşılır buluyorum. Niçin? Bu isimler esasen özellikle ben bunu Selim Temurci için söyleyebilirim. Gelecek Partisi kurulduktan sonra da işte altılı masa fikrine itiraz ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ediyordu. Yerel seçimlerde İstanbul'dan aday olmayı AK Parti'ye kaybettiren olmak istemiyorum diye reddetmişti. Doğal buluyorum. Yani tabanı AK Parti ile kendileri arasında bir geçişkenlik var. Nedim Yamalı gerçi kendisiyle çok diyaloğum yok ama yani o da 15 Temmuz'un AK Partili il başkanıydı. İdeolojik aralarındaki ayrışma bence ideolojik değildi zaten. Siyasal tutum farkıydı. Ve şimdi Erdoğan işte bir derlenme toplanma çağrısıyla bu isimleri etrafında yeniden toplayabilir. Bu isimlerin tekrar Erdoğan'a yakınlaşmasında özellikle Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül,
Efkarala gibi isimlerin AK Parti'yi daha işte kuruluş yıllarındaki iklimine geri getirme yönündeki mesajları etkili olmuş olabilir. Bu isimler biraz da böyle bir çekim gücüyle oraya doğru yönelmiş olabilirler. Mesele bu isimlerin aslında AK Parti'ye doğru kayması değil, CHP tarafından meclise taşınmasıydı. Mesela Ersegun Yücel, İYİ Partili, en son İYİ Parti'den istifa eden bu isim, 2023'te milletvekili oldu. Üstelik CHP listesinden oldu. Yani İYİ Parti'nin CHP içli kontenjanı olarak oldu. Milletvekili olmazdan önce de CHP'li İzmir Büyükşehir'de çalışıyordu. Yani şu son 6 yılı neredeyse CHP'lilerle geçip büyük ihtimalle işte önümüzdeki hafta AK Parti'ye katılacak. Bu Ersegun Yücel'in kabahati değil, bu CHP'nin kabahati. CHP'nin o dönemki yönetiminin kabahati. Bunu böyle değerlendiriyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Halk TV.com.tr yazar aynı zamanda. Ben teşekkür ederim.